Merhabalar. İyi günler diliyorum, dileyerek başlıyorum. Bilindiği gibi kutsal kitaplar önce vahiy olarak, yani söz olarak gelir peygamberlere. Daha sonra bunlar, hiçbirisi peygamberlerin kendi dönemlerinde kitaplaştırılmamıştır. Daha sonra kitaplaştırılmıştır. Kutsal kitaplarda ait olduğu peygamberler vefatından bazıları bir hayli geç dönemlerde kitaplaştırılmıştır. Bunu biz şeyden başlayalım. Mesela Hazreti Davut'un Zebur'undan. Hazreti Davut'a Zebur vahiy olarak geldikten sonra kendi döneminde kitaplaştırılmaz. Bunu sözle söylenir. Bu der peygambere vahiy olarak geldi ama işte içerikler şöyledir. Kimse onları o günün şartlarında kaleme almayı düşünmez ya da belki de şartlar öyle değildir. Bilemiyorum tabii. Zebur, Davut'un ölümünden aşağı yukarı 500 sene sonra falan Homeros tarafından kaleme alındığı iddia edilir. Homeros biliyorsunuz aynı zamanda İlyada ve Odessa destanlarının da yazarıdır. Ancak ortada şöyle bir çelişkili durum var. Homeros hem Zebur'u hem İlyada ve Odessa destanlarını yazmaya başlar. Ancak bunların tamamlayacak ve bitirecek kadar da ömrü kifayet etmez. Ve daha sonra her üçü de yani Zebur'da, İlyada'da, Odessa'da anonim şekilde tamamlanır. Hatta bu İlyada ve Odessa'da da bariz görülür. Yani oradaki iddialar da bu yöndedir. Zebur'da da var bu iddia. Çünkü zamanın dili ve güncellenmiş kelimelerden böyle olduğu söylenir. Tevrat'ta da var bu durum. Ancak ortada şöyle bir paradoks da var. Şimdi ben Tevrat'ta Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'ın Hazreti Musa'nın yaşadığı döneme bakıyorum. Hazreti Davut'tan önce nasıl oluyor da ikinci kitap olarak Tevrat kabul ediliyor? Burada da bir paradoks var. Hatta bazılarına göre Hazreti Musa hiç yaşamamış da olabilir. Peki o zaman Tevrat kime indi? Yani Hazreti Musa yok muydu? Böyle bir peygamber mi yoktu? Ben bu tartışmalara girmiyorum. Bilmediğim bir şeyde de vardı yoktu falan demek istemiyorum. Benim için bura biraz muğlaktır. Yani ne derler ona bu tür şeylerde kararsızım. Peki en şey doğrusu kararsızım ya da agnostik denir yani şüpheciyim bilmiyorum gibi. Hazreti Musa ile şey arasında 300 sene falan ben şeye bakıyorum tarihlerine doğum ölümde 300 sene fark var. Musa ondan önce yaşamış ama nasılsa ikinci kitap olarak görünür bizde. Yani birinci kitap Zebur, ikinci kitap Tevrat, üçüncü kitap İncil ve dördüncü kutsal kitap Kur'an'dır. Hazreti Musa'nın Zebur'unu Sokrat'ın yazdığı iddia edilir hep. Hatta onu bazı davranışlarından dolayı işte baldıran zehir içirerek öldüren bu tiranlılar vardır. 30 tiranlı onun kendi öğrencileridir. Hatta idama götürülürken falan şöyle bir işareti vardır. Yukarıda Allah var. Siz beni öldürüyorsunuz ama yani günahkarsınız. Benim suçum öldürülecek kadar değildi anlamında. Allah'a sığınır. Onun da dolayısıyla Tevrat'ın da yazılışındaki Sokrat'ın ömrü kifayet etmez ve onun da daha sonra anonim olarak yazıldığı yani işte belirli bir grubun onu yazmaya devam ettiği iddiası vardır. Hatta bu bizim Kur'an'da da daha sonra bizdeki bazı inanç önderlerinde de bu şekilde iddialar var. Derler ki işte onların hepsi çarpıtılmış, içi yalanlarla dolu. Dolayısıyla onları okumak günah. Onlar gerçek değil. Demek ki böyle bir kanı var. Herkes de var. Gelelim İncil'e. Yani ha orada şeyi söyleyeyim ben. Tevrat'ın da söylemiştim pardon. Tevrat'ın da yazılışında Sokrat'ın ömrünün kifayet etmediğini ve bir anonim grup tarafından ya da bir bilinmeyen kişiler tarafından tamamlandığını söylemiştim zaten. Kusura bakmayın tekrarladığım için.
Gelelim İncil'e. İncil İsa'dan bir kısmı hemen yani kardeşi Yahya mı, yardımcılarından mı, azizlerinden mi, ilk inananlardan da mı? Orada da kaynaklarda şüpheli bilgiler var. Bir kısmı Yahya ve bir İncil gönüllüleri tarafından yazılıyor ama o tek İncil değil. O zaman da dört tane İncil çıkıyor ortaya. Daha sonra Matta, Markos, Luka ve Yuhanna diye o azizlerden yani İsa'ya inan, Mesih olduğuna inanan azizlerden dördü de ayrı ayrı İncil yazıyorlar. Bunlar birleştiriliyor daha sonra. Bu Yahya'nın, Hazreti Yahya'nın getirdiği İncil de birleştiriliyor. Tek kitap şeklinde indirilmeye çalışıyor. Ama daha hala Hristiyanların arasında hangisine şey diyelim, hangisi doğruydu der gibi tartışmalar var. Fakat onlar hepsinin de doğruluğunu kabul ederler. Bir de ayrı, 8 oldu. Bir de Barnabas İncil'i var. Barnabas İncil'ini Hristiyanlar reddeder. Çünkü Barnabas İncil'i Müslümanlar tarafından yazılmıştır. Hristiyanlar onun için reddederler Barnabas İncil'ini. Çünkü Barnabas İncil'inde en önemli maddesi benden sonra diyor Hazreti Muhammed gelecek ve ona Kur'an inecek maddesinin oluşudur. Yani kendi kendisini ne derler? Lav eder. Hiç sayar, yok sayar. Ben Hazreti Muhammed geldikten sonra yokum der. Çünkü o gelecek. Son peygamber odur. Son kitapta Kur'an'dır lafı Hristiyanlar tarafından kabul edilmez. Bu olur mu şöyle de? Böyle şey mi olur? Niye kendi kendisini lav ediyor, yok sayıyor? Doğru mu? Doğru. Yani Barnabas İncil'inin Müslümanların yazdığının en önemli delili de budur zaten. Gelelim bizim kutsal kitabımız Kur'an'a. Kur'an Hazreti Muhammed'e biliyorsun, diğerlerinde de söyledim, vahiy olarak, söz olarak gelir. Buraya kadar bir kimsenin bir itirazı yok. Şimdi bundan sonraki anlatacaklarım da ilginç noktalar var. Yani biz Hazreti Muhammed'in peygamberliğine, ona vahiy geldiğine ve bunu söz olarak kendisine tebliğ edildiğine kimse itiraz ediyor mu? Etmiyor. Ancak Hazreti Muhammed'in vefatından sonra bir halifelik kavgası başlar. Biliyorsunuz o zaman da kimine göre Hazreti Muhammed Ali'yi işaret edecekti. Kimine göre zaten Ali'nin hakkıydı. Kimine göre de işte diğerlerinin de amcasının ya da arkadaşlarının da Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın da zaten halifelik hakları olduğu inanılır. Ya da onlar da olabilirdi derler. Peki olabilirdi. Ancak işin tuhaf tarafı o zamanki dört halifenin hepsi de Emeviler tarafından katledilerek öldürülmüştür. Biz bunu bu tarafını hiç açmıyoruz. Açmayız da ya biz bu halifeleri niye öldürdünüz kardeşim demeyiz. Niye? Daha sonra siyasal İslam onların eline geçmiştir ve Emevi hükümranlığı, bugün Arap Selefiliği dediğimiz Emevi hükümranlığı buradan gelir işte. Hazreti Ali'yi bize biat etmedin diye son halifedir. Öldürürler. Bize biat et. Halifeliği de bize ver derler. O itiraz eder. Öldürürler sonra. Hazreti Osman'ı öyle hep bilir. İşte namaz kılarken öldürülmüş de kim öldürmüş? Niye öldürmüş kardeşim? Yani bu Hasan Sabbah Nizami Mülk olayına çevirmeyelim. Yani yok işte küçük bir çete gelmiş de öldürmüş. Ya olur mu öyle saçma şey? Arkasında çok büyük bir başka bir gücün olduğunu kabul edelim. Neyse Hazreti Ali'den sonra çocukları Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan da yine halifelik bizim hakkımız babamızdan bize kalır ya da biz babamız hakkını yedirmeyiz diyerek onlar da halifelik iddiasında bulunurlar. Hazreti Ali'den sonra bir müddet fetret dönemi de başlar. Hazreti Hüseyin'i de gene Emeviler bir pusu kurarak kimine göre Fırat'ın kenarında bu taraflarda kimine göre buradaki Küfe şehrinde falan tuzağa düşürürler. Zaten Küfe'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Oralarda öldürürler. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunları niye söyledim ben? Bunları aslında konuşmamız da lazım. Çünkü o katledilen dört halifenin Ali dahil ve çocuklarının
Bana göre bizde bir haber borcu var. Yani ben bunları bugün gerçekten duayla anmazsam ve yad etmezsem katledildiklerini, öbür tarafın güçlünün, zalimin gücünü de kabul etmiş oluyorum, boyun eğmiş oluyorum. Hazreti Hüseyin'den sonra Emevi egemenliği, kardeşi Hasan'ın da öldürülmesi, Emevi egemenliği tam yerine oturur. Siyasal güç ve inanç gücü de onların eline geçer artık. Yani biz derler hem Müslümanlığın bayraktarıyız hem yönetimin bayraktarıyız. Yani güç bizde artık derler. Daha sonra Kur'an'da henüz yazılmamıştır yalnız. Kaleme alınmamıştır. Aradan bir 30 sene falan geçer. Hatta bana göre de 40 sene. Çünkü bu arada Emevilerin birinci Muaviye, ikinci Muaviye derken o üçüncü Muaviye halifedir bunlar hep. Hazreti Ali'den sonra bunlar gücü de alırlar, halifedirler. Üçüncü Muaviye dönemi başlar. Üçüncü Muaviye döneminde Muaviye Horasan'a ve daha Orta Asya'daki Türklere baskınlara başlar. Onların çok zengin kaynakları vardır. Semerkant, Buhara civarı falan ciddi şekilde altın külçeleri vardır. Onlar hatta evlerinde böyle inançlarının temsil gereği küçük objelerle altın süslemeler yaparlar. O zaman Türkler gök tanrı inancına, tengriciliğe aittirler. Yani tengrici bir toplumdur. Ha, bugün onun bir şeyleri var mıdır, yok mudur? Yani tartışılır o konu. Tengricilikte zaten onlar da Tanrı'ya inanıyorlar. Fakat aşağıda da kendilerince kutsalları vardır. Bazılarına göre o kutsalları biz sapıtır hep şey deriz işte. Bunlar yok suya tapıyorlardı, yok ateşe tapıyorlardı, yok Tanrı'ya tapıyorlardı. Onlar da kutsallarıydı. Bugün daha hala bu kutsallarımız var bizim. Tanrı adı ilah, ilahe sonradan uydurulmuş. Bilmiyorum uyduruldu mu? Allah ya da Rab ya da Ra bunlar hep şeydir yani Allah'ın çeşitli adlardır. Hatta bizde 99 tane adı var demez miyiz? Ama en çok Allah kullanılır. Allah Arapçadır. Onun da kökeninde İbranicelik vardı. Varmış meğer. Geçen ben bir konuşmacıdan dinledim. Ben aklıma da yattı. Lah'tan geliyor dedi. Sonra başına Arapların el gelir dedi. İşte Ellah Allah'a dönüşüyor falan dedi. Eyvallah. Şunu demek istiyorum. Emeviler yani Muaviye Hazreti Ali'yi ve çocuklarının daha önceki şeyleri de halifeleri de ve Hazreti Ali'yi ve çocuklarını öldürdükten sonra önünde herhangi bir güç duramıyor artık. Hem halifeyim diyor. Hem ben siyasal da gücüm aynı zamanda diyor. O günden sonra İktidarlardaki din ve siyasal güç birleşiyor. Yani bugün Büyük Selçuklu'da da, daha sonraki Osmanlı'da da, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde de dikkat edin, iktidar kimdeyse siyasal ve inanç gücü ya da dini güç de onda oluyor maalesef. Bu iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ancak genel lafımı ortasına bu Muaviye'ye geleyim. Muaviye bin Hazreti Osman'dan sonra ya da Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra diyelim 30-40 sene sonra bunu diyor kaleme alalım artık. Ancak bu bilinen hafızların bazısı da ölmüştür. O da diyor bazıları diyor ölüyor. Bunu diyor zaman içerisinde kaybedebiliriz. Bizde bir laf var ya söz uçar yazı kalır. Yazıya alalım diyor. 40 sene sonra falan yazıya alındığı bilinir. Hatta benim tahminim de Muaviye'nin Orta Asya'ya saldırdıktan sonra bunları yazıya alır ve Orta Asya'daki Türklere de bunu böyle tebliğ edilir. Daha sonra bu çevirilerde hep bazı şeyler vardır bizdeki. Ha biz de diyoruz ki ya işte orijinal var mı? Orijinal vardır tabii. Yani vahyinin orijinali olmaz olur mu? Ama benim kafama hep şu gelir. Bugün 50 tane Kur'an mealini yan yana getiriyorsunuz. 50'si de farklı anlamlar içeriyor. O zaman diyorsunuz ki ya bu tek anlam olması gerekmiyor mu yani? Niye tek anlam çıkmıyor her birisinden? İşte Ashab suresi 50
ya da Nisa suresi 24'ü okuyun. Oradan sokaktaki 50 kişi diye sorun. Ne anladın bundan diye. Her birisi başka hangi kaynaktan okuduğuna bakarsanız ona göre size bir yorum yapar. Yani özellikle o çok ayet vardır da yani en bariz net anlaşılan o iki kaynak vardır. Şey sure var, ayet vardır. Onları söyleyeceğim. Söyledim.